Tarih boyunca çok aydın ve bilgili denilen nice kişiler iman etmediler. Dün olduğu gibi bugün de böyle bir sürü insan var. Bu kişileri imana getirmeyen şey bilgisizlikleri ya da gerçeği görememiş olmaları kesinlikle değil. Peygamberimizin İslam davetine en çok karşı çıkan kişilerin kendi dönemlerinin en bilgin ve toplum içinde en itibarı olan kişiler olduğunu görürsün. Mesela İslam düşmanlığında adı günümüze kadar gelen ve Müslümanların Ebu Cehil adını verdikleri Ömer bin Hişam aslında cahil bir kişi değildi. Uluslararası ticaret yapan, çok gezmiş, bilgisi fazla bir insandı. Kendi toplumu içinde saygı gören, anlaşmazlıklara görüşünce başvurulan bir kişiydi. Bu yüzden kendisine bilge kişi anlamında Ebu Hakem denirdi. Hatta iki Ömer'den birisi İslam'la şereflensin diye Allah elçisinin dua yaptığı bir kişidir Ebu Cehil aslında. Çünkü gerek Ömer bin Hişam, Ebu Cehil gerekse Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer bilgisi ve birikimiyle Müslümanları kuvvetlendirecek yapıda olan kişilerdi. Ömer bin Hattab Müslüman oldu ama Ömer bin Hişam olmadı. Hatta hayatını İslam düşmanlığına adadı. Bu yüzden Müslümanlar ona ne kadar bilgi sahibi olursan ol, Allah'a ve elçisine tabi olmadığın sürece cahilsin anlamında Ebu Cahil lakabını verdiler. Elbette aydın bilgili kişiler arasında da araştırması sonucu Müslüman olan çok kişi var. Fakat bu kişiler bir arayış içinde olan doğru ve erdemli bir hayatı arayan kişilerdir. Arayan belasını da bulur, Mevlasını da diye kim dediyse çok isabetli demiş. Arayış içinde olan insan muhakkak sonuca ulaşır. Fakat aramayı bir insan kaybettiyse neyi bulabilir? Bugün yaşadığımız sorun, aramayı kaybetmiş kitleler haline geldik. Yer çekimini bulan Newton ya da suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet ya da diğer buluşların sahipleri hepsi de bir arayış içindeydiler. Newton'dan önce de kafasına elma düşen çok kişi oldu. Ama sen bir arayış içinde değilsen, değil kafana elma düşse, kafana taş düşse de bir şeyi bulamazsın. İman etmek de aynen böyle. Onu sadece arayanlar bulabilir. Aramayı kaybeden ve her şeyi hazırca bulmak isteyen insan dostluğu, sevgiyi, fedakarlığı ve vefayı da başkalarından bekler. Bu öyle bir şey ki aramayı kaybeden insan cennete girmeyi bile başkasından bekleyebiliyor. Çünkü kendi arayış içinde değil. Ebu Cehil'i ve onun gibi olanları Müslümanlıktan uzak tutan şey de buydu. Erdemli bir hayatın arayıcısı değillerdi. Onları inkara götüren şey Allah'a ya da Hazreti Peygamberimize inanmamaları kesinlikle değildi. Hatta Kur'an-ı Kerim onlar hakkında onlar kendi çocuklarını bilir gibi senin Allah'ın elçisi olduğunu bilirler. Bakara 146. ayette diyor. Demem o ki bu kişilerin Allah ile bir problemleri yok. Bu kişilerin Allah dedikten sonra ötesiyle problemleri var. Yani Allah'a ve elçisine sadece inanıvermekle iş bitseydi bu kişiler çoktan iman ederdi. Fakat iş orada bitmediği ve iman etmekte. Hangi listenin altına imza attıklarını bildikleri için bu kişiler iman etmediler. Çünkü iman etmek de kabul etmiş sayılacakları liste onların aradığı şeyleri içermiyordu.